Gecirmeli bayanlar, bayram sürprizimize bekliyoruz. Nurettin mağazası. Saçlarınızın kremi. Bunca balsam. 9 canlı brelli çok taşır. Haydi, haydi. Ana, ana. Oy anacığım. Nereye buldun bu adamı? Ağaçta. Dibine mi düşmüş? Dalındaydı ana. Ölü müydü? Yaralıydı. Koş şifalı ot topla da. Kim halledeceğiz yarasını? Acep kendisi mi çıkmış dala yoksa oraya mı bitmiş? Ne bileyim ana. Yavaş ol ana. Bana? Uy, adam gibi konuşuyor. Ana, ana. Görüyor musun? Adam gibi konuşuyor. Adam gibi ne demek? Başka bir yaratık mı sandınız beni? Ha sen konuşuyorsun, diriltin demektir. Ne oldu bana, anlatın. Benim kız seni ağaçtan koparmış. Kopartmış mı? Oldu olacak, armut gibi soyup yeseydiniz bari. Neredeyim ben ya? Hamçı köyünde, Fatma kadın değirmenindesin. Peki, nasıl geldim ben buraya? Bence durdum. Ağaçtan kopardığım da olucu buydun. Kaza geçirdim demek. Radyo var mı radyo? Radyo yok. Çemençe vardı. Peki civarda telefon. Telefon var mı? He? Telefon. Telefon. Bari bir gazete bulun bana. Bir gazete. Aman Allah'ım, 10 sene evvelki gazete bu. Ne çorbası bu? Hamsi çorbası. Yemem. Ha bu pilaftan ye bari. Ne pilavı bu böyle? Hamsi pilafı da. Başka yemek yok mu Allah aşkına? Var. Haçan senin için kendi elimle yapmışım. Nedir o yaptığın? Hoşaf. Hamsi hoşafı. Aç kalırım daha iyi. Ana! Pilava kaşık saplamış, ne çabuk kız. Hasan görür görmez ha. Görür görmez ana, yemekleri de beğenmedi. Rahmetli babam da beğenmemişti yemeklerimi. O da saplamıştı kaşığını pilava. Hasan peçarlıktan usanmış, evlenmek istiyor benimle. Dur bakalım,
Hırlı müdür, hırsız müdür anlayalım evvela. Ah, açlıktan ölüyorum. Şu pilavdan biraz kaldım. Hiç de fena değilmiş. Adın ne senin? Jolly. Güllü. Güzel kızmışsın. Şehirde düşünüyorum da seni. Mini şortlar, mini etekler içinde. Neyin içinde, neyin içinde? Saçların kuaförde taranmış. Ben saçımı her gün tararım. Kaşların alınmış, gözlerin, dudakların boyalı. Sen ne diyorsun he? Boş ver, hayal kuruyorum. Çok yürek yakardın sen. Bir de dilin tabii. Dilimde ne vardır da? Dilinde hamsi vardır da. Ay Allah. Gülli. Geldim ana! Uçara ha? Haçan uçara da kaçara da. Kadın dediğim böyle olacak işte. Bir de beni kaza yerine götürürsen oldu mu? Araba ne durumda bir bakayım. Ha, biraz uzak gidebilir misin? Yardım edersen. Şöyle dayanayım. Ha? Al, bu adaya. Ay, oh. Oh. Ay. Hastaya yardım sevap değil mi sizde? Sevap bu. Öyleyse niye yardım etmiyorsun bana? Haçan bugüne kadar hiç ekeleri demedi bana. Ama mademci hastasın. Hastayım. Ayağım iyice tutulmuş. Yürüyemiyorum. Ay. Benim bildiğim köy yerinde erken evlenilir. Senin kadar güzeli gönlü olmasa da kaçırırlar. Hiç mi delikanlı yok sizin köyde? Olmaz mı? İç içeri kaçırdılar beni. Peki ne yaptılar? Birinci de iç üstünü ağır yaraladım. Ha. Ötekiler kaçtı. Ha. İkinci kaçıran koltuk değneğiyle dolaşayı. Acıdım da öldürmek istemedim onu. Ha. Ne oldu? Düzeldin mi? Yok, biraz şaşırdım da. Ne yaparsın? Namus meselesi. Hadi dayan. Ha. Hastaya yardım sevaptır da. Hey! Hırs! Oh soyları! Hırs! Ziyan vermişler Muçi. Yo. Sen bulmasaydın herhalde beni de yemiş olacaklardı. İki öküz bulup arabayı yola kadar çektirmek lazım. Mal. Bu ne şu? Şeker. Bana mı verdin? Sana verdim, ne olacak? Sen mi? Allah Allah, ne var bunda? Hey, Güllü! Bunları toptan del. Ana! 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 Bana şeker verdi ana! Pilava kaşık sapladı.
Şeçeri de verince seninle evlenmek istiyor demektir. Senin de kanın kaynadı mı ha? Kaynadı ana. O zaman dama çık da durumu kendisine bildir. Uşak da fazla üzülmesin de. Utanırım ana. Hadi kızım. Haçan o kaşığı pilava saplarken seçer verirken utandı mı de. Sen de teklifini kabul ettiğini bildir ha. Miau. Adetiniz kurusun. Miau. Coreneğiniz batsın. Miau. Kimse kız doğurmasın. Miau. Yanında para var mı la? Var tabii, merak etmeyin. Uykunda sayıklaydın. Bir şey, hastayım. Gel, gel yanıma otur. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ben ne diyeceğim onu biliyorum. Pilafa kaşığını sapladın, sonra şeker verdin bak. Benim de kanım kaynadı sana. Hay Allah. Demek beni sevdiğini anlatmak istiyordun. Yanıma yatar mısın biraz? Hastayken annemle yatardım da, alışkanlık. İyi misin şimdi? Çok iyiyim yavrum. Gülüm, canım. Seni sevdim. Ama kimseni çakıymadan bağ el süremez. İlk dokunan sensin da. Ben nikah kıymam demedim ki. Pilava kaşığı diktim. Sana şeker verdim. Ne oluyor ikiz? Ha bu uşak bir hat mı ediyorsa? Benimle evleneceğini söyledi bana. Haçan evlenmek istemiş benimle.
Adı neydi damadın ha? Ha, adın nedir senin? Ana, ben de bilmiyorum adını. Ahmet, adım Ahmet. Babanın adı? Mehmet. Aha, beni ucuza aldın biliyor musun? Geçen buldur 5.000 lira verdiler de varmamıştım. Evvel 3.000 lira muaccelle aldın. Aldık, aldık. 3.000 lira mihri müeccelle aldın, kabul ettin mi? Kabul ettik. Öyleyse ben de nikahı akdediyorum. Ne oldu? Nikah bitmedi mi? Karın değil misin artık? Hele bir dur bakalım. İndirmelik vereceğim. Ne, indirmelik mi? İndirmelik ya. Para geçi koyun, vermezsen sabaha kadar atın üstüne kalır. Tamam, tamam değil mi? Hele de bakayım. Nereye? Bakalım damat bey, atelen ne? Tut bakayım şunu. Ah şöyle. Şu sineği göreyim mi son? Evet. Hatan şu buğdayı da göreyim mi son? Evet. Ha bunları bir bir saymadan cırdık odasına cırdığın mı sandın? Ne dedin? Bunları sen... Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. 1.788.966. Damat yerde yürüyor! Bunları da mı sayacağım yoksa? Ha bu tokilen nerdaneleri kadar uşaklarımız olurmuş. Ne? Oh, oh! Nihayet baş başa kalabildik. Bu kadar zor olduğunu bilseydim... Sen neden bahsediyorsun? Evlenmede. Açsana yüzünü. Aa, bu adeti biliyorum. Yüz görümlüğü takmak lazım. Açabilir miyim şimdi? He. Dokunabilir miyim sana? Öpebilir miyim? Dünya ahiret kocamsın artık da. Evvela ayağıma bas. Gider gitmez seni aldıracağım. Daha fazla gelme ne olur.
Dönünce tekrar beraber olmamızın imkansızlığını fark ettim. Sen orada o vahşi iptidai yaşantın içinde güzelsin, mutlusun. Burada büyük şehirde yaşayamazsın. Benim hayatıma ayak uyduramazsın. Herhalde bir daha da görüşemeyeceğim. Ananın ellerinden, senin gözlerinden öperim. Muhterem şahitlerimize selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Şahit dedim de aklıma geldi. Sakın beni aramaya, hak talep etmeye kalkma. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Yani resmen karın değilsin. Kendine uygun bir koca bulacağına eminim. Her şey için teşekkürler. Amin. Hele bir daha oku şunun sonunu pagaymış o. İmam nikahı kanunen hükümsüzdür. Halt etmiş. O halt etmiş. Tamam. Hatan bizim kızın durumu ne olacak? Mektuba göre Güllü hukuken aldatılmış ve kirletilmiş durumdadır. Bence hem durmaktadır hem de gütmüştür. Kirletilmiştir. İnat etme Adem Reis, kirletilmemiştir. Kirletilmiştir. La Temmuz'dur. Kirlidir. Temmuz'dur. Onu öldürmeden, namusunu temizlemeden dönme. Namusunu temizlemeden dönmem ana. Senin namusun köyün namusudur. Bizim namusumuzdur. Namusunu temizle. Namusunu temizle. Sana röportaj konusu. Faruk abi, dağdan indim şehire. İyice yaklaş, önünü kesmeye çalış. Tuzağa düşürülmüş vahşi bir hayvana benziyor. Ne oldu ya? İstiyorum. Polis gelmeden kaçalım. Hı? Belli ki yabancısın. Belli ki bir derdin var. Birini arıyorsun. Ben gazeteciyim. Bu şehirde herkesi tanırım. E bakayım. Ahmet'i tanıyor musun? Hangi Ahmet?
Koca İstanbul şehrinde Ahmet adlı biri. Bulacağım onu. Bulacağız ama buluncaya kadar... Paran yok. Kalacak yerin, eşin, dostun, akraban da yok. Benim eve götüreyim seni. Kötü niyetim varsa Allah canımı alsın. Yarın gazetede resimlerim çıkınca ırz düşmanı tıpış tıpış ayağımıza gelecek. Yok ise bu Ahmet sahada mı bir iş etti? Anlamadım. Gel. Burada sen yatarsın. Yok, ben salonda yatacağım. Güllü. Ne olacak bu ipler? Seni bağlayacağım. Yok, saçmalama. Olmaz öyle şey. Erkek misin değil misin? Erkeğim hamdolsun. Uzat elini. Şey bilmem belki de değilim. Dön arkanı. Ya o şakanın sırası değil. Uzat elini dedumsa. Allah'ım nedir bu başıma gelen? Güllü. Güllü. Gel çöz şu ellerimi. Şu gazeteleri getir bana çabuk. Uy ana! Haçan benimkiydi bu. Sensin Güllü ve şu anda Türkiye'nin en meşhur kadınısın. Haçan ben Türkiye'nin o şeyi olmak istemiyorum. Ben Ahmet'i bulup namusunu temizlemek istiyorum. Günaydın. Günaydın. 9'da babanız bekliyor efendim. Seninki olabilir. Benimki? Ahmet yani. Ha? Alo? Şşt, orada değil, burada. Gazeteyi aradım, bu numarayı verdiler. Faruk Bey'le görüşmek istiyorum. Benim. Hangi konuda görüşeceksiniz? Güllü, Güllü konusunda. O nedir? O, Ahmet. Beyefendi! Dur, çıldırdın mı ya? Ne yapıyorsun sen? Vurulmuş mudur? Ah, kafayı işlesene biraz. Buradan oraya kurşun gider mi hiç? Haçan sesçi değil de, kurşun gitmeyeyim mi? Bir çare bulmalı. Efendim? Bir çare bulmalı. Bir çare bulmalı. Doğrusu sizinle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Aslında pek de işime gelmiyor ama bir tek çare var benim için. Güllü'ye resmi nikah kıymanız. İmkanı yok. Siz çıldırmışsınız. Onu koluma takıp karım diye gezmek yani. Önceden akıl etseydiniz. Para, para vereyim. Siz onu köye dönmeye ikna edebilirsiniz belki. Namusunu temizlemeden döneceğini hiç sanmıyorum. Ayrıca belki anlaşırsınız diye onu da getirmiştim. Güllü dışarıda. Şaka yapıyorsunuz. Uy, vuramadım onu. Ne arıyorsun?
kurşun. Deli misin sen? Bırak şimdi. Neredeyse polisler gelir. Nasıl olsa buluruz onu. Yürü. Dünyada ne aşağılık adamlar var değil mi beyefendi? Anlamadım. Şu zavallı kızı kandıran hayvandan bahsediyorum. O hayvan benim, anladın mı? O hayvan benim. Bir elime geçirsen Fikret Beyciğim. Kime ele geçiriyorsun Nur Usta? Zavallı güllü kızı kirleten canavarı. Hiç acımaz gırtlağına bir ustura. Haklı değil miyim Fikret Beyciğim? Çöreceksin bak, bizim kız vuracak da. Ama baba. İddiaya cirey misin? Bir çare bulmalı. Bir çare bulmalı. Neden korkar bunlar? Yalnız Allah'tan. Allah'tan mı? Allah'tan. Mesela bir din adamıyla telkin yaptırsanız. Nasıl yani? Yani insan öldürmek günahtır falan gibi. İnanır mı dersin? Ha, saftır, inanır. Ama hangi din adamı gider? Bütün İstanbul bana düşman. Babam dahil. Tanısalar sokakta linç edecekler. Gilli, 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 gilli. İşte bakın, bakın orada. Bakın, bakın çocuklar. İşte. Orada vallahi orada işte değil mi? Haçan ne isteği bular benden? Sana bir türlü anlatamadım. Günün kadını olmak ne demektir bilir misin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun tabii. Bir bilsen, bir anlasan, öç alma meselesini kimseye çaktırmadan kenara atıp bir anda zengin olabiliriz. Haçan, ben zengin olmak istemiyorum ki. Namusumu temizleyip çöye dönmek istiyorum. Anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ben gazeteye gidiyorum. Güllü her an ırz düşmanıyla karşılaşabilir. Nişan alırken elinin titrememesi için biraz istirahat etmesi lazım. Lütfen dağılalım arkadaşlar. Lütfen hanımlar, lütfen beyler. Hadi çocuklar dağılalım. Kimdir o? Benim yavrum, mahallenin imamı. Buyur Haça Efendi. Buyur otur Haça Efendi. Hikayeni gazetede okuyunca yüreğim parçalandı yavrum. Günaha girmenden korktum. Gidip dini bütün güllü kızımla bir konuşayım dedim. Sağ ol Haça Efendi. Merhamet etmeyene rahm olunmaz, affetmeyen affolunmaz hadisi şerifini bilirsin. Biliyorum hoca efendi. Aferin yavrum, bilirsin ki silah taşımak bir kadına yakışmaz. Biliyorum hoca efendi. Aferin yavrum, insanın insanı öldürmesi ise günahların en büyüğüdür. Öyledir hoca efendi. İnsanın canına kıyan 40 yıl cehennemde yanar. Yanar hoca efendi. Aferin yavrum. Öyleyse şimdi ne yapacaksın bakayım? Kocam olacak namus düşmanını. Evet. Öldüreceğim hoca efendi. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Öldüreceğim onu. Allah seni ıslah etsin. Baş üstüne hoca efendi. Bu da evlenme teklifi. Bir kat, bir dükkan, bir otomobil vaat ediyor. Şarkıcılık için gecede 5.000 lira. 10.000 aylık fotomodellik için. Alo. Allah onu mu? Pek. Merak etmeyin, yalnız geleceğim. Yalnızsınız değil mi? Yalnızım. İnanacak mı attığımız yalanı? Saftır, her şeye inanır. Ne de olsa beni seviyor, buna eminim. Beni elinizden geldiği kadar kötüleyin. Fazla üzülmemesine gayret edin.
sizi yeteri kadar kötüleyeceğime emin olabilirsiniz. Aslında bu parayı sizi kurtarmak için değil, Güllü sizi öldürüp hapse girmesin diye alıyorum. Bana özel bir düşmanlığınız mı var? Daha doğrusu bir otomobile ihtiyacım var. Otomobiliyle bir ağaca bindirmiş. Parçalarını hastaneye taşımışlar. Orada sizlere ömür. Anacığımın meleminden olaydı, kurtulurdu. Ben sensiz neydi Joe? İlk sevduğum idun. İlk Joe Zahrim idun. Kocam idun benim. Biricik Ahmet'im idun. Bana ilk dokunan, beni ilk saran idun. Son saran da sen olacaksın. Canım, canım çıkana kadar başka erkek tutmayacak elimi. Hacan başka birini sevmeyeceğim. Hacan severirsem, hücremin köşesinden geçirirsem başka birini, anamın has sütü bazı yırzıkkım olsun. Sarı keçinin de gözlerinden öperim. Sarı keçinin de gözlerinden öperim. Haçan kocam olacak herif kendi kendini öldü anacığım. Onu ben öldüremediğime göre şimdi size büyüklerime sorarım. Acaba namusum temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Cülli. Bence temizlenmiştir. Bence de tamamen temizlenmemiştir kardeşim. Bence hem temizlenmiştir hem de temizlenmemiştir. Haçan cıllı öldürseydi namusu temizlenmiş olurdu. Uzatma Temel Reis, temizlenmiştir. Temizlenmemiştir. Temizlenmiştir. La temizlenmemiştir. Temizlenmiştir. Haber ettiklerine göre en büyük rakibimiz mamullerinin reklamında kullanmak üzere ha bu yılın kadını olan Cüllü ile bir anlaşma yapmak üzereymiş. Karadeniz Holding'in bu önemli fırsatı kaçırmaması gerekecektir. Haçan bu işi halletmekte sayın reklam müdürümüze düşer herhal. Anlamadım. Bana mı? Sağ. Reklam müdürü sen değil misindir be? Benim, ben mi? Ben öldüm baba. Öldün mü? Ula sen değil misin? Şey yani, o kız tehlikeli, cinayet işler, hapse girer. Sana ne dur? Girerse namusuna girecektir de. Ula bizim kız ırz düşmanını öldürünceye kadar ha bu hemşerimize sahip çıkmamız şart. Cinayet işlemesi için öyle mi? Ben bu cinayete alet olamam. Ya! İstifanı kabul ederim. Maaşını da keserim. Oldu mi? Baba. Evet mi? Hayır mı? Peki. Sağ içicim mühlet. Tamam mı? Bir çare bulmak lazım. Bir çare bulmak lazım. Efendim? Bana Faruk Bey'i bulun Günaydın gazetesinde.
Sana veda etmeye geldim Ahmet'im. Çöye döneyim. Haçan mektubu oku da duysun. Hepsini okuyayım. Selamları atla. Namusun temizlenmiş midir, temizlenmemiş midir? Köyde bu mesele yüzünden biraz sana bildiriyorum. Namusun temizlenmiş gibidir. İstersen köye dönebilirsin. Bilmem sen ne diyeceksin. Köye dönerim Ahmet'im. Ay! Kardeşimin kusurunu bağışla yenge. Ben Ahmet'in ikiz kardeşiyim. Kardeşi var mıydı rahmetli'nin? Varmış işte. Ölümünden sonra kardeşimin hatıra defteri geçti elime. Seni sevdiğini yazdığı sayfalar gözyaşlarından kabarmıştı. Haçan seveydin, niçin kaçtı benden? Gözünü sevdiğim Rabbim razı gelmedin, gördün mü? Öyle. Onun cezasını Allah verdi. Sana sahip çıkmamı, seni yalnız bırakmamamı vasiyet etmiş. Haçan, şimdi ne olacak? Kocanızın evine götüreceğim sizi. Vasiyetim var. Madem ki rahmetli öyle vasiyet etmiş. Madem ki sen isterin Ahmet'im. Dünyada karşılık beklemeden tek evlilik sen ettin bana sağ ol. Ben mi? Söyleme ne olur. Hadi Güllü. Biz gidelim artık. Allah selamet versin. Güle güle. Gidelim, gidelim. Rahmetli burada oturur idi ha? Burada. Beraber otururduk. Babam mıdır? Babamız. Gel. Güllü'yü odasına götür. Ne? Tamam baba. Güllü'yü alıp bize getirdim. Niye bize getirmedin? Alıştırmak lazım babacığım. Alıştırmak, yumuşatmak, değiştirmek, yetiştirmek lazım. Bak Güllü, sen akıllı kızsın. Şimdi İstanbul'u da gördün. Gördüm. Kendinle buranın kadınları arasında bir fark görmüyor musun? Onlar gibi mi olmam lazım idi? Evet. Aslında kardeşim seni onlara benzemediğin için istemedi. Bileydi onlara benzemedi Umi. Köy yerinde düşünmemişti, fark etmemişti. Şehre dönünce... Söyleseydi onun istediği gibi olmaya çalışırdım. Onun için her şeyi yapardım. O benim kocam idi. Şimdi ben senden onun arzu ettiği kadın olmanı istiyorum. Kardeşimin ruhu ancak o zaman huzura erecek. Mektubunda benden seni yetiştirmemi istiyordu. Madem ki o isteyir. O istiyor. Onun namına ne söylersem hepsini yapacaksın. Söz mü? Sen kayınçomsun. Sen ne istersen yaparım. Anlaştık. Öyleyse önce şu tabancanı getir ver bakalım. Tabancayı vermeyim şimdilik. Şehir yeri bu başıma ne geleceği belli olmaz. Rahmetliye amma da benzeyin. Yok canım, ikiz kardeşi tabii. Haçan ben bu karılar gibi olamam da. Boş ver. Gel sana Ahçıbaşı'yla karısını tanıştırayım. Murat Efendi hemşehrin olur. Hadi gel, hadi. Hamsi pilavı. Murat senin için yaptı.
Afiyet olsun sana, afiyet olsun sana. Kemençe. Oku bakalım. Kemençe. Kemençe değil, kemençe. Bak, çe bu. Ke de bu. Çe'ye benziyor mu? Yok. Oku bakalım öyleyse. Çe. Piçre topi at. Julie topi tut. Aferin. Yalnız biraz dilini düzelteceksin. Cülli değil, güllü. Güllü. Fikret değil, fikret. Fikret. Geliyorum ya, şuraya bakayım. Le. Oku bakayım şimdi. Geliyorum. 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 Bir, iki, bir, iki. Dersler nasıl gidiyor bakalım? Mankenlik hocası gitti, şimdi dans hocası var. Hala. Aman. Ne oluyor? Ne oluyor? Teessüf ederim beyefendi. Şikayet edeceğim. Tumarhaneye attıracağım. Ah, seni dokuduğumuzun uşağı. Öldüreceğim onu. Koca değil, namus düşkini. Bana sarılmaya, kucaklamaya kalkayım. Sarılmadan dans olur mu? Sarılmadan medeniyet olur mu? Haçam, ben böyle medeniyet istemiyorum. Adamlara sarılmak da mı var rahmetlinin vesiyetinde? Bırak artık şu rahmetliyi. Nasıl bırakacağım? Kocam idi o benim. Peki, hani bana söz vermiştin her dediğimi yapacağını? Daha giyinmedin mi? Giyindim ama çıplak giyiyorum. Çık bakayım. Çık dedim sana oradan. Dur. Hadi çık. Çık. Modaya uyacaksın. Moda çıplak gezmeyi gerektiriyorsa çıplak gezeceksin. Modern hayatın şartı bu. Hiç ama o öldü. Kime beğendireceğim kendimi? Bütün bunlar kimin için? Söylemek bana düşmez ama gerekirse onu da unutacaksın. Biliyorum, yakışıklıydı, hoş adamdı. Çeşitli meziyetleri vardı. Benim kocam idi. İlk cüzavrum idi. Unutacaksın. Belki bir gün başka birini seveceksin. Belki de ona benzeyen birini. O en çok sen benziyorsun. Ama benim için onun yerini kimse tutamaz. Ahdettim, kimsenin eli elime değmeyecek ondan başka. Hani söz dinleyecektin, kardeşim sağ olsaydı o da unutmanı isterdi. O belki ister idi. O benim onu sevdiğim kadar sevmemiş idi beni. Onun seveceği kadın olmaya çalış. Çalışırım. Madem ki sen istiyorsun, onu unutmaya da çalışacağım. Unutması lazım. Yok, olamaz. Ne oluyor bana ya? Kendimi mi kıskanıyorum yoksa? Neyin var? Hasta mısın? Zihnim karıştı. Galiba biraz üşüttüm. İçinden nasıl geliyorsa öyle yap. İçinden ne geliyor? Ama içi cülli var şimdi. Ha
bu cülle hamsi çoyun cüllesi mi? Evim oldu bilmeyirim. İçimde ne gelir bilmeyirim. Korkayırım. Dedim ba, güllü değil miydin be? Artık güz, bir gül kadar güzelsin. Bak. Yemek yersin benimle. İstediğim gibi bir kadın oldum mu? Ahçıbaşı'nın spesiyalitesi, hamsi tatlısı. Rahmetli Ahmet de ilk başında yememiş idi. Ama tadınca çok sevdi. Sen de bir dene isterisen. Artık Ahmet'ten bahsetme ne olur. Neyi var? Çiğ mi yaptım? İşler senin kavrayamayacağın kadar karıştı Güllü bacı. Aslında çok şey yaptım bilmeden. Buyurun hamsi tatlısına. Niye durdunuz? Hadi aşı başı. İyi geceler. Tıpkı düğün gecemizdeki gibi. Yalanız rahmetli yok aramızda. Hala unutamadın mı onu? Kimse dolduramayacak mı onun yerini? Unutmaya çalıştım onu. Ama bir yandan da düşünüyorum kendi kendime.
Julie sadık idi deyirim. Julie bir çere severdi. Julie'nin cözü ölüp gitse de kocasından başkasını görmez idi deyirim. Güllü de öldü artık. Şimdi Gül var. İyi mi oldu acaba? Memnun değil misin? Çok. Hiç bu kadar keyifli olmamış idim. Ahmet'le Güllü öldüler artık. Gül'le Fikret var şimdi, anlıyor musun? Julie'le Fikret. Bana güvenmeni istiyorum. İyi geceler Gül. İyi geceler. Fikret. Anacığım. Mektubunu aldım. Ben seni çok özledim. Beni seveyim. Ben de onu seviyorum galiba. Şimdi sağa ve büyüklerime sorayım. Benimle evlenmek isterse evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Bence evlenebilir. Her ne kadar evlenebilirse de bence evlenemez. Bence hem evlenebilir hem de evlenemez. Evlenecek Tamer Reis. Evlenmeyecek Adem Reis. Evlenecek la evlenmeyecek. Yiyecekleri mutfağa bırak. Sodalarla içkileri dolaba koy. Para da dolabın üstünde. Anahtar kapının üstündeydi. Bakalı beklerdim belki de. Buyurun. Şaka ediyorsun değil mi? Tanınmayacak kadar değişmedim daha. Nişanıma tayırdın. Kafamdaki Güllü'yü öldürmeye çalışıyordum. Meğer o Güllü zaten ölmüş. Ben neymişim? Boş ver. Şaka yapıyorum. Büyükşehrin insanı bir başka türlü olmuş. Sizin şakanızı da anlamayırım ben. Anlayamazsın. Biz insan eti yeriz. Hem etiyle de yetinmeyiz. İnsanı insanlıktan çıkarırız. Şeklini bozarız, kirletiriz. Söyle, eski saf temiz Güllü nerede? Hiçbir şey anlamıyorum. Başına geleni anlasan kurtulmaya çalışırdın zaten. Niye geldin? Dertli de görünmüyorsun. Esasında çok sevinçliyim. Çoya mektup yazmıştım. Çoydakiler buranın adresini bilirler. Cevap geldi mi? Gelmedi. Ne sormuştun köydekilere? Yoksa... Benimle evlenmek istiyor. Sana bütün yaptıklarımızı anlatacağım. Ne oldu? Ne anlatacaksın? Güllü bacı? Güllü hazır mı? Değil galiba. Sabah Gül'ü oynaya çıktı, az önce bitkin perişan döndü eve. Nereye gitmişti biliyor musun? O gazeteciye galiba. Köyden mektup gelecekmiş.
Fahri değil mi hepsi? Gül. Gül değilim ben, Gül'lüyüm. Doğru mu bu? Cevap ver. Sana anlatmam lazım. Kardeşin yok idi değil mi? Bana yalan söyledin. Yoktu ama ben... Mallarını reklam etmek için getirdin beni buraya. 3 kuruşluk menfaat için değil mi? Evet ama şimdi her şey değişti. Ne olur dinle beni. Şimdi de benimle evlenmek istediğini söyleyeceksin. Evet. Her şey o kadar karışık ki gene de anlatabilirim sana. Gül. Seni gerçekten seviyormuşum ben. Yalancıyım ben. Hırs düşmanıyım. Peki vurmayacak mısın beni? Madem dinlemek istemiyorsun öldür. Öldür daha iyi. Üstümdeki elbise Julie'nin ama içindeki başka kadın artık. Eski Julie olsaydı o işi çoktan yapmış idi. O seni öldürmeden sen onu öldürdü. Eski Julie öldü. Seni seviyordum. Sevdiğim için öldürmek istiyordum. Artık öldürmeye de değmezsin zaten. Ne yapacağız şimdi? O kadar da alışmıştık ki ona. Köye de dönemezsin artık. Köyde yaşayamazsın. Julie öldü değil mi? Peki ben ne olacağım? Bizlerin arasına karışacaksın. Bizim gibi insafsız olacaksın. O seni nasıl insanlıktan çıkardıysa sen de onu çıkaracaksın. Öç alacaksın. Ondan öç almam. Benim gücüm yetmez ki. Affedersiniz, çok bitkin hissediyorum kendimi. Sinir yorgunluğuna, fazla asabiyete karşı bir ilaç tavsiye edebilir misiniz? Yeni çıkan bir ilaç var efendim, hafif sinir yorgunlukları için. Buyurun. Siz benden alay mı ediyorsunuz? Buyurun Fikret Bey. Mersi. Merhum kocanızdan ve sabık haminizden. Bilmem beni affedebilecek misin? Ne o? Kurban gene peşimizde galiba. Nereden anladın? Bana sarılmandan. Müsaade eder misin? Ne istiyorsun? Biraz daha usturuplu dans etmenizi. Bu aşağılık 3 kağıtçıya sarmaşık gibi dolanmana tahammül edemem. Ne dedim? Sarılmadan dans olmaz diye sen değil miydin? Ne dinliyorlar ya çalışıyorum. Şimdi yılın kadını Güllü yılın moda yelliklerini takdim ediyor. Sırf bu kadını görmek için geldim Bonşer. Şahane! Gerda'nın letafetini görüyor musunuz Bonşer? Şu omuzlara, şu göğüslere bakın! Kalçalarla belin ahengine dikkatinizi çekerim Bonşer. Göbeğin hareketlerini takip edebiliyor musunuz? Kadın değil aşk ilahisi Monşer. Ah, bu kadını yatakta düşünebiliyor musunuz?
Bu kadından kaçan eşeğe ne demeli bilmem ki. Yeter! Yeter! Utanmıyor musun, bu ne kılık? Çıplak gez daha iyi. Ay, yanlış mı işitiyorum? Modelin yaşamanın şartı değil mi bu? Yürü! Oy! Bu kadarına tahammül edemem artık. Bugüne bugün nikahlı karım sayılırsın. Ben mi? Nasıl olur? İmam nikahını nikah sayılmayacağını söylememiş miydin bana? Hayvanlık etmişim. Hemen yarın resmi nikah kıymaya razıyım. Yeter ki bu saçma yaşantından vazgeç. Aha, böyle yaşamam sen öğrettin bana. Ayrıca nişanlandım. Nişanlandın? Bu kadar çabuk mu? Ne oldu Biricik Ahmet'ine? Hani ilk göz ağrındı, sana ilk dokunan, ilk okşayandı? Ölünceye kadar başka erkek eli değmeyecekti eline. Hani ondan başka kimseyi sevmeyecektin ölünceye kadar. Ne oldu? Sen unut demedin mi? Ölenilen ölünmez demedin mi? Ben ölmedim ki. Sen kendini ölüme mahkum ettin. Ahmet öldü. Dedikleri unutut ayrım Fikret Bey. Unuttum. Başkasını seviyorum, evleneceğim. Kim bu adam? Benim yerimi alacak olanı bilmek isterim. Faruk Bey. Ne, bu üçkağıtçı mı? Seni kaça sattığını bilmiyorsun galiba. Biliyorum. O seni kadar korkak değil. Bana her şeyi anlattı, ona güveniyorum. Nikah bekleyeceğiz. Pekala, Allah mesut etsin. Çok yakışacaksınız birbirinize. Yamyamlığın dozunu biraz kaçırdın galiba. Bu kadar lüzum yoktu. Güvenebileceğim bir insana gerçekten ihtiyacım var. Benimle evlenmek istemez misin? Bu oyunu daha ileri götürmene alet olamam. Aldatılmış, kirletilmiş, işe yaramaz bir kadın olduğumu biliyorum. Ama sen de pek batak sayılmazsın. Neler söylüyorsun Güllü? Şehir kanunlarına uyarım. Benimle evlenmeni istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Açmayacak mısınız beyefendi? Gül'ün nikah davetiyesi değil mi? Gelecek sanıyordun değil mi? Ona acı vermek istiyordun. Şimdi en büyük acıyı sen çekiyorsun. Bilir miydim? Sen söylemiştin o calmanı. Yamyam olamayırsam günah benim mi? Onu seviyormuşum. O benim ilk göz ağrım, kocam. Eğer istersen gene de evlenirim seninle. Mutlu olmaya çalışırım. Ölene kadar sadık kalırım sana. Acı çekmek insanı yüceltir. Sayende yeniden insan oluyorum galiba. Affedersiniz. Biz evlenmekten vazgeçtik. Bu işi hiç ki halletmez uşağım. Bizim kız eldenci değil. Onu seveyim sun, sevmeyim sun.
Seviyorum baba. Öyleyse yürüyün uşaklar Cideyruk. Hadi. Nereye? Kızı almaya da. Ya gelmezse baba? Sen ne biçim Karadenizlisin be? Gelmezse kaçırırık. Ben rahmetli ananın düğün alayını basıp kaçırmadım mı? Hı? Gelmezse ikisini birden öldürürüm. Siz burada bekleyin. Güllü nerede? Güllü yok. Söyle onu nereye sakladın? Sana yok diyorum. Onu seviyorum, anlıyor musun? Ben sevmiyor muyum bu kadar? Ben de onu senin kadar sevdim. Hiç kimse onu benim kadar sevemez. Hala boş gurur öyle mi? Al! Biraz aklın başına gelsin. Onu seviyorum. Hiçbir kuvvet alamaz onu elimden. Koca budala. Kimsenin onu elinden aldığı yok. Güllü seni seviyor. Beni mi seviyor? Seni sevdiği için beni terk etti. Seni sevdiği için şöhreti, parayı, her şeyi terk etti. Köyüne gitti. Demek beni seviyor. Beni seviyor. Seviyor ya. Seni seviyor. Koca eşek. Ona layık olmaya çalış. Ula uşaklar. Bizimkinin başına bir hal gelmiş olmalı. Fişret! Fişret! Evladım bu ne hal? Güllü... beni seviyor. Fişret! Sizlere durumu anlattım. Sevseydi celurdu peşimden. Gelmedi. Demetçi beni sevmeyi... Bence seviyi, sevi de kabat hayırlıktan kelmi ya. Bence sevmeyi. Ne dedin, ne dedin? O ne biçim laf? Sevmeseydi ha boyla mart çadısı gibi dama çıkar mıydı? Hı? Miau. Miau. Sevi, sevi. Hem de eşek gibi sevi. Karadenizliliğe yakışmayan bir alt etmiş... Pişman olup ayağınıza kadar celdi. Ben de celdim ki kızı usulüyle, erçanıyla alıp cüdolu. Şimdi bizim oğlana karısı culluyu Allah'ın ömrüyle yanıdan isteyiruk. Ula sen de bir şey söylesene be. Gülle. Güllü! Benim gözüm ha bu damadı pek tutmay. Ha benim gözüm de pek tutmay ama tutay. Ne dediniz, ne dediniz? Ha sizin gözünüz benim uşağı nasıl tutmay? Bence bu film ha buraya biter. Bence bitmez.
Bence hem biter hem daha bitmez.